Koronavirüsten korunmanın yolları. Ocak 2020'den itibaren ülkemiz ve dünya gündeminde ön sıraya yerleşen koronavirüs bugüne kadar 118 ülkede 119 bin kişide görüldü. Seyrinin ve ölüm oranlarının net görülebilmesi, tedavi yollarının olması nedeniyle korkulacak bir hastalık değildir. Alacağınız önlemler sizi koruyacaktır. Panik değil, önlem kurtarır. Hastalık ilk olarak Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019'da bildirilmiş ve bugüne kadar 46 ülkede daha görülmüştür. Vakalar ateş, solunum sıkıntısı ve kuru öksürük şikayetleriyle gelerek görüntüleme ve laboratuvar incelemeleriyle doğrulanmaktadır. Şu ana kadar bildirilen ölüm vakaları genellikle ileri yaştaki bireyler ya da eşlik eden sistemik hastalığı olan bireyler olmuştur. Genel ölüm oranı %2 civarındadır. 9 yaşın altında ölüm yoktur. 50 yaşın altında ise oran 1/4'tür. Bugüne kadar doğrulanmış vakalar çoğunlukla Çin'den bildirilirken, son günlerde Çin'deki vakaların 2 katı diğer ülkelerden bildirilmektedir. Hastalık insandan insana bulaşma özelliğine sahiptir. Bulaşma hızı su çiçeği hastalığında olduğu gibi yüksek değildir. Esas olarak damlacıkla bulaştığı için hasta kişiyle 1 metre mesafe gibi yakın temas gerektirir. Hastalık bulaştıktan sonra ateş ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerin ortaya çıkması için gereken süre 2-20 gün arası değişmektedir ama genellikle 14 gün içindedir. Koronavirüs, hasta kişilerin hapşırık ve öksürükle havaya saçtığı damlacıklardan 1 metre çevresindeki kişilere havadaki damlacıkların solunumla alınması veya damlacıkların yere inerken düştüğü yüzeylere kapı kulpu, asansör düğmesi gibi dokunulmasıyla, ellerle ağız ve gözlere dokunulmasıyla bulaşabilir. Koronavirüs korunma yolları. Sağlıklı kişilerin açık havaya çıktıkları zaman maskeyle solunum yolları kapatmaları gerekmektedir. Alerjik bile olsa öksürük, hapşırı olan ve ateşli kişilerin toplu alanlara girecekleri zaman maske kullanmaları çok daha önemlidir. Kapalı alanlarda çok sayıda kişiyle bir arada bulunacak kişilerin maske takmaları, olası hastayla karşılaşma açısından anlamlı olabilir. Yüzeylerden bulaşmanın önemi daha çok anlaşıldığı için evinde dışarı çıkan herkesin ortak alanlarda yüzeylere dokunduktan sonra yüz, göz ve ağızlarına dokunmamaya özen göstermeleri çok önemlidir. Dışarıda zaman geçiren herkesin sık sık ellerini yıkamaları, su ve lavaboya ulaşamama durumunda alkolle en kolay bulunan %60'lık kolonya el dezenfeksiyonu yapmaları, hasta kişilerle karşılaştıkları zaman daha çok ellerini yıkamaları koruyucudur. Ilık suyla boğaz gargarası yapılması ve bol ılık sıvı tüketilmesi virüsün yerleşmesini engelleyebilir. İyi beslenme, açık havada bulunma, kapalı alanların havalandırılması, egzersiz, uyku düzenine dikkat edilmesi genel sağlığın artması ve virüsün yerleşmesinin azalmasına etki eder. Dar alanda bulunmayı artırdığı için mümkün olduğunca asansör yerine merdiven kullanımı daha güvenlidir. Hastalık belirtileri başladığı zaman mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak, giderken de maske takmak çok önemlidir.